Faruk Nafiz ne zaman anılsa han duvarları hemen evet. yanında soyadı gibi. <laughs> evet. Faruk Nafiz han duvarları at ad soyat adeta. <laughs> en uzunca bir şiirdir. Çok uzun evet. Anadolu'da seyrederken bir arabada Anadolu yaylalarından, bozkırlarından geçerken kaleme alınmış yakıcı bir aşk hikayesinde içinde ayrı ayrı hani handa konuklayıp sonra ölüm haberi gelen Kerem üzerinden de anlatan oldukça esaslı bir hece dediğiniz gibi bir şiir. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, araba bir, bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya, ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya diye başlar. Tabii bunu okuyacak değilim. Aradaki dört kıta hanlarda konakladıkça, on yıl var ayrıyım kına baba ocağımdan, yar kucağımdan, bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Sonraki handa gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali, yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim namıma kerem diyorlar, aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyh oğlu satılmışım ben. Bu şiir zannediyorum edebiyatımızda üç gün ilgilenen herkesin, <laughs> her nesilden herkesin haberdar olduğu, en azından adını duyduğu bir eser olarak bilinir. Şimdi buna nazire nasıl olur? Olur mu? Hece yani ölçüsünde nazire <laughs> nasıl olur? <laughs> başka bir örnek hatırlayamıyorum ben. Fakat şu farkla Anadolu'daki bir yolculuktur burada bahis mevzuu olan Faruk Nafiz'de ve İsmet Öksüz ise dünya yolculuğu, ahirete yolculuk temasıyla şiirini yazmış. 50 yıllık bir mazi kırbaç gibi şakladı. Yer gök sarsıldı sandım, hafızam durakladı. Anladım ki boş yere geçmiş hep yıllar, aylar dolmuş, dolmuş, boşalmış nice kervansaraylar. Vicdanımın sesini derinden duya duya. Nasıl oldu bilmem ki devam ettim uykuya. Dünya benim olsa da işin sonu ayrılık. Düşündükçe yaş damlar gözümden ılık ılık diye başlamış. Ve aynı aradaki... Aynı kafiyeleri kullanıyor aynı mi? Aynı kafiyeleri, aynı kafiyeleri kullanıyor. kullanıyor. Hocam çok örneği yok değil mi bu? Yok, Usul, değil mi? yok ben onu yeni rastlıyorum buna. Bir tecelli oldu Hira Dağı'ndan. Latı uzzayı kır at kucağından, Kırmızı gül topla sevgi bağından, Bir büyük davaya atılmışım ben. Üç kıta okumuştum, burada da üç kıta. Gönlümü çekiyor yarın hayali, Bir gün aşacağız birçok cibali, İlk de ben, son da ben, çember misali, Kervanda en başa katılmışım ben. Onun her hasleti kerem diyorlar, Bulunduğu yere harem diyorlar, <laughs> ondan ayrılmaya veren diyorlar. Böyle bir sultana satılmışım ben. Şimdi <laughs> bu şiirin aslından da parlak olduğunu iddia eden var. Yani ben böyle bir iddia ileri sürmeyeceğim ama duyduğumu da gizlemeyeceğim. merak edecek olan seyircilerimizin, takipçilerimizin dikkatine sunmak isteriz. iki şiiri de böyle kana kana okumaya değer. Son beş beyti okuyalım. Esir olan duygular hür duyguyla değişti. Mektupsuz vasıtasız gerçek haber gelmişti. Yıllar var ki hasretle beklerdim bu haberi. Bir garip derde düştüm işte o günden beri. Ne zaman bir dert size rastlasam ilkilirim. Çünkü çilesiz gönül ne demektir bilirim. Dertsiz olanı acıyor. Emrah. Dertsiz olan acıyor. Bir dertlerin derdine derman olmaz. Fuzuli diyor. O bilginin ışığında evet. değil mi efendim? Evet. Farkındalık Aynı ne kadar kültür. derin ne kadar esaslı. Evet. Ey canana gönlümü bağlayan yaslı yollar. Ey geç kalan yolcuya ağlayan yaslı yollar. Ey yolcuyu aldatan süslü han duvarları. Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları. Allah gani gani rahmet etsin. Üstadımız geleneği çok güzel sürdürmüş. Böyle büyük bir şairi de Naziresiyle ihmal etmemiş. Bence çok iyi etmiş. Çok.